Evet e şimdi o maçtan deplasmandaki maçtan yani Mert Hakan Yandaş da söylüyor aynı şekilde. İzleyenler de maç başlamadan önce böyle bir skor tahmin etmezdi. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk, öngörüyorduk. Kolay da başlamadı ama çok iyi bir mücadele izledik. Artık bunu Sayın açıklamalarını da getireceğim birazdan ekrana ama o maçın sonrasında bir sadece prestij için çıkacağız ifadeleri de kullanmışlardı. Onlar da hani o üstünlüğü fark ettiler. Yani ben burada da benzer bir oyun bekliyorum. Gürcan Bilgiç sen nasıl bir maç bekliyorsun? Yani e, bir taktik zaferdir. Hem e, teknik heyetin hem sahadaki oyuncuların e, bunu yüzde yüz'e yakın e, uygulaması e, bir taktik zafer. Öbür taraftan baktığın zaman iyi oyunla doğru oyun arasındaki farkı gösterdi Fenerbahçe herkese. Yani iyi oyundan biz ne bekleriz? Pozisyonlar olur. Baskılı oynarsın. İşte goller kaçar ya da atar, atarsın. Ee, seyircilerini ayakta seyrettirirsin maçı. Böyle bir heyecan içinde seyrettirirsin. Benim iyi oyun dediğim zaman kafamda oluşan görüntü o. Ama Fenerbahçe orada doğru oynadı. Çünkü çok çabuk ve direkt bir şekilde rakip kaleye giden bir takım. Sen jüri o defa doğru söyledim. Bu Bu seri içinde. Ee, ve İsmail Hoca da e, bunu iyi etüt etmiş. Oyuncular da buna saygı duymuşlar. Ve e, şans dayanlarında oldu. oldu. E, neredeyse ilk değil mi? Mehmet yanlış hatırlamıyorum. İlk alanı girişlerinde golü buldular. Bir duran top. Bir duran top. Çağlar, Çağlar, indirdi. Çağlar indirdi. Şu da çok ilginçti Gülcan Maçtaki bence en ilginç sekans şu oldu. İlk yarım saat sağın en iyisi Çağlar'dı. Çıktı, Ferdi Sonra, girdi. Sonra Ostervolde maçın en iyisi oldu yani. Evet, o, o ilginç. Çağlar da yani sağda kalana kadar çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Ostervolde'yi oynadı, e, Ferdi'yi oynadı. Mesela son Kaan Aya'nın çıktı. Barış geçti ya sağ Doğru. En az 3 Rize hatanı kesti biliyor musun o evet. süratiyle? Mesela Kanka sordu belki gireme, giremezdi pozisyon Hatırlıyorum. Pozisyonu hatırlıyorum. O çok, kademelere çok, çok. giremeyebilirdi. Şu e, var Gürcan abi. ilk maçın hakkı 3-0 değil. Fenerbahçe galibiyeti hak etti ama skor çok iyi oldu. Özellikle orada Mert Hakan'a da bir paransiyon açalım. Zorladı penaltıyı aldı orada ortasında. Zorladı yani penaltıyı aldı. 2-0'a da Fenerbahçe turu geçer derdim ama 3-0'la iş bitti. Bir Şu şans oldu tabii. Trabzon maçı öncesi rotasyon yapma şansı oldu. Evet. Bu söyledi şey. zaten İsmail yani, Hoca'nın. E, İsmail Hoca'nın. Yani buraya 1-0 galibiyeti ya da 0-1 1-0 galibiyeti ya da 0-0 yani beraberlik gelseydi gene yarın %100 yüz oynamak zorundalardı. Yüzde Belki CK'yu kullanmak durumunda tabii. kalırdı öyle bir skorda. Şimdi e, derbi öncesinde Trabzon e, maçı öncesinde dinlendirmesi gereken oyuncuları varsa dinlendirecek ki benim bugün anladığım Tadiç'i oynatmayacak. Tadiç sorusu soruldu Gürcan abi. Hmm. Oradan şu ifade edildi. Joshua King biliyorsun uzun süreli sakat acaba o yüzden mi Tadiç maç sektirmiyor? Ama Tadiç bundan mutlu mutluydu ama bence de artık dinlendirmesi gerek çünkü hem Tadiç'in hem onun ne olursa olsun süre olarak düşünmek gerek. Yani düşünebiliriz gerek. diyor. Yani kadromuzda İrfan Can ve Kent var. Rotasyon düşünebiliriz. Sanki İrfan Cengiz gibi bir kanat rotasyonu. O da olabilir. kenti de ilk, ilk 11 başladı. Cengiz Boru da sol açık oynayarak Başakşehir'den Roma'ya transfer yapmıştı. Şey, Cengiz de oynadı o bölgede. Tabii. mesela Fred'e oynatması lazım. Fred Pendik maçının en kötülerinden bir tanesiydi. Özellikle ilk 45'te çünkü maç eksiği var. Evet, Orada bir, Fakat, bir, bir, ek abi. yapalım mı Gürcan abi? Ben her zaman futbolculuğu biraz evet sağ iç böyle agresif oluyor. Badu Indiay değil futbolcu. Hatta Tabii. benim hep söylediğim Badu Endiay'ın daha iyisi Fred oluyor. Yani Badu Endiay'a daha başka bir kariyer yapabilirdi. Galatasaray, Trabzon büyük takımlar gördü, büyük transfer yaptı ama hakikaten Takım. ilginç Aa, bir çalım stili var, tane. dikine gidiyor. Çok Biraz Fred'in kötü gözükmesinin sebebi karşısındaki oyuncunun Badu Endiay olması. Çok top kaybı yaptı. Ee, Badu, o Fred'in pas aklına sahip olsa dediğin doğru. İyi oyuncu ben. Yani, yani bir penetresi var, adam eksiltmesi var. Dikine e, gidiyor bir oyuncu. Korkmuyor, kuvvetli. E, o aşamada ama kardeşim pas ver. <gülüyor> yani, <gülüyor> var mental problemleri şey, var. E, Şenol Hoca anlatmıştı hiç unutmuyorum. Şeyi seyrettiriyorlar işte. Oyuncuları artık kime seyrettiriyorsa orada. Messi'yi gösterdik diyor. Pas veriyor. İşte onu gösterdik diyor. pas ver. Sen de pas ver kardeşim yani. Ne zaman çalım yapıyor? Ceza sahasına yaklaştığı zaman, o bölge içinde e, bir aksiyon alması gerektiği zaman. Yani Messi bile pas veriyorsa siz niye vermiyorsunuz? Demeye getiriyor e, oyunculara. Yani burada da... E, Pas olayı. Doğru zamanda doğru karar vermek. Pas vereceğin zaman pas vereceğin, şut çekeceğin zaman şut Bu konuda çekeceğim. Beni, mesela, benim için zirve Snyder'di mesela. Snyder tabii. onlarda hep doğru karar. Mesela e, Kerem'in en çok eleştirildiği noktalardan Icardi de bu konularda tabii. doğru mesela. Hep doğru, onu Erman Hoca yakalamıştı. Hakikaten öyle. Hep yani şut çekilecekse şut, passa pas. Aynen. doğru yani karar. Açını buldun, şutunu çek. Bula, bulamadın, bak çevrene. Mutlaka asist oluyor golü yani. olması o yüzden. Olmazsa işte de. en kuzu gibi kariyerin oluyor. Hayır. Parlıyorsun ediyorsun ama sonra da tepe taklak Hayır, gidiyorsun. Zaten Icardi'nin özelliğini Galatasaray maç taktiği haline de getirmiş. Top ona geldi an hemen iki kişi geliyor yakınına. Yani bir türlü ondan top, top alacaklarını biliyorlar ki bence Kerem'le de direkt bir ilişkisi var. Yani evet, Kerem özellikle. Icardi bağlantısı da Galatasaray'ın e Fenerbahçe'deki gidişat gayet iyi Gürcan abi. Avrupa'da özellikle çok ki Belçika Ligi'ndeki uzak ara, yani uzak aradan kastım şu, an, sezon başından beri hep zirvedeydi. Geçen sezonda, playoff'ta son anda, hatta son evet. dakikalarda şampiyonluğu kaybeden bir takımdan bahsediyoruz. Biz Türk takımlarına ters gelebilecek bir atletizme sahipler, bu önemli. Ee, burada hani Avrupa'da gidişat iyi, ligde hala zirveye ortak. Tek bence konuşulması gereken konu, performans bazlı gidiyorsak, Şimanski'deki düşüş. Önce biz Fred'in yokluğuna bağladık ama, Biraz e, daha Alex değilsin işte yani ben öyle e, yorumluyorum Değil, zaten. E, Mert Hakan'ın işin içine bayağı katmaya başladı. O e, ama son iki haftadır e, Mehmet daha çok sorumlu kalıyor, e, daha çok e, çabalıyor. Ama mesela e, Mert Hakan'ın bence paradı takım içinde, kurnici. Iç. Ya yani Mert Hakan kurnicten iyi oyuncu. Evet. Şey, aklını... Yani kağıt üstünde değil ama sahada. Onu, ben onu, şöyle yor yorumlayayım. şu. Gürcan abi 45 dakika Fred dedi. Evet Fred oynasa karşı dahi Fenerbahçe izler. Benim de yorumum şu oldu maçı izlerken Gürcan abi. Ee, Kurun içle Cengiz'in olduğu takım yerine İsmail Yüksek'le ile olduğu takım daha farklı yani. Tabii tabii. İşin istatistik kısmı olmayabilir bu arada. Kurun her e, alan yamaçı direkten döndü. Pendik maçı kafa şutu direklandırıyor. Yani gol yapabilir direklandıran yani topları ama oyuna hükmetme olarak bence İsmail üstten çok daha iyi bir defansif orta ortasa. Ee, İrfan da Cengiz'den daha yetenekli oyuncu demiyorum. Cengiz o yeteneğini Avrupa'da gösterdi ama oyuna daha hükmediyor. Şimdi İrfan'ın orta saha özelliği var. Cengiz'de bu yok. Cengiz forvet. Cengiz çok tek taraflı tabii, oynuyor. Tabii. Skor sadece. Cengiz forvet. Cengiz kaleyi düşünüyor. Çok iyi sol yayla kesme. Dolayısıyla dola, İrfan daha orta saha özellikleri de olan bir oyuncu. Forvet de oynuyor biliyor. O nedenle oyunun içinde daha çok var. Daha çok akıl koyabiliyor. Alışkanlıkları e, o yönde. Ve girdiği anda da başkalaştırıyor takımı zaten e, e, sonlarında da. Şu açıklamayı Bak, nasıl ama. yorumluyorsunuz? İsmail Kartal'ın ligde şampiyon, Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz ifadesini. Çünkü daha önceki maç öncesinde sorulduğunda ona hangisini, ikisini de isterim demişti. Şimdi de böyle bir e, ifade kullandı. Orada e, temkinli gitmek lazım. Çünkü bu kura işi. Melike, yani çıktı sana Aston Villa. Şimdi çıktın çeyrek finale Aston Villa ile eşleştin. Yani elemek kolay değil Aston Villa. Yla. Aston Villa ile yatıp kalkmıyoruz ama şunu söyleyelim, yani. zanyoluyu kullanmıyorlar. Yani. yani zanyoluyu kullanmama lüksüne sahip bir kadro kalitesi var öyle Aynen. düşünelim. Aynen yani e, o nedenle orada e, temkinli davranmak durarak ama şu, şu bir realite yani. E, Taraftarın e, gözüyle de baktığın zaman, teknik direktörün, yönetimin gözüyle de baktığın zaman Galatasaray'la girdiğim bir yarış birdenbire daha değerli hale geliyor. Yani o e, şampiyonluk e, yarışı. Şampiyonluğa e, özlem de var. Ama ben şuna inanıyorum. E, Fenerbahçe eğer e, çeyrek finalde böyle Aston Villa falan eşleşmezse ki çeyrek finalde çıkardık. <laughs> takımı evet. oynamadan bu işleri biraz ayakta yere basmak lazım. Ben de bence de geçecek turu ama eee Fenerbahçe taraftarı o havaya da girecektir. Ben yani e, birdenbire birden bire Konfederasyon Kupası da çok değerli, çok kıymetli hale gelecektir yani. Konferans Ligi. Konfederasyon Kupası'nı sever Nereden böyle çıktı? Yani. <laughs> ona hala alışılamadı ama. <laughs> yani çok karıştırılıyor konfederasyonla. Konferans ötürü, teşekkür ederim. Konferans Güzel. ligi diyelim ama 2021'den beri var zaten hayatımızda çok yeni o yüzden alışamamamız çok normal diye düşünüyorum. Şimdi birazdan Muhtemel 11'e de bakacağız onun üzerinden yine İsmail Kartal'ın açıklamalarını yorumlar ve sizlerin sorularıyla döneriz ama bir de rakibe bakalım e, basın toplantısına gidelim bilesin neler söylemiş sonrasında yine buradayız.